TRT Avaz ekranlarından herkese merhaba. Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine birlikteyiz. Çok değerli bir ismi ağırlıyor olacağız. Bu haftaki konuğumuz hem Türkiye'de hem de dünyada gittikçe yaygınlaşan büyük bir sağlık problemi haline gelen obezite ve konuyla ilgili çok kıymetli bir uzman konuğumuz var. Meme, endokrin ve obezite cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sayın Volkan Genç. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, bugün aslında hem dünyanın hem de bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin son yıllarda büyük bir sorunu haline gelen obeziteyi konuşacağız dedik. Hep bahsediliyor, dünyada açlık diye bir problem var. 1 milyara yakın insan aslında açlıkla mücadele ederken aynı oranda neredeyse insan, hem yetişkin hem de çocuk, bir yandan da obeziteyle mücadele halinde. Evet. Bu gerçek anlamda bir ironi ama sanıyorum ki bir gerçek olarak hayatımızda. Sizden şimdi detayları öğreniriz. Obezite nedir? Görülme sıklığı nedir? Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyadaki durum hakkında neler söyleyebilirsiniz? Obezite, net bir tanımı var aslında obezitenin. Kişinin vücut ağırlığının, kilogram cinsinden vücut ağırlığının, boyunun metre cinsinden karesine oranı. Şimdi bunu ya bir hesap makinesiyle hesaplamak lazım ya da izleyiciler direkt girip internette vücut ağırlığım nedir, beden kitle indeksim nedir diye girerlerse hesaplayıcılar da var. Oradan da hemen hesaplatabilirler vücut kitle indekslerini. Vücut kitle indeksi dediğimiz rakam eğer 30'un üzerindeyse biz buna obezite diyoruz. 25'in altı şu anda normal kabul edilebilir sınırdır. 25 ile 30 arası kilolu sınırdır. 30'un üstünde de giderek obeziteyi artan bir şekilde sınıflandırmaları var. Ama genel kavram birazdan işte dünyada ve Türkiye'de obezite sıklığı dediğimiz zaman obezitenin 30 kilogram bölü metrekarenin üzerinde olduğunu kabul ederek anlatacağız. Yani özetle şöyle diyebilir miyiz hocam? Her 100 kilo kişi obez demek değildir. Evet. Boyuyla kilosunun mutlaka kişinin orantılı olması gerekiyor. Evet. Belki yaşıyla falan değil mi? Evet, evet, aynen. Özellikle çocukluk çağında yaşa göre dağılımlar hesaplanıyor. Ama erişkin dönemde mutlaka boyla olan orantının 30'un üzerinde olması gerekiyor. Dediğiniz gibi her 100 kilo obez anlamına gelmiyor. Ama genel olarak 100 kilo tabii ki boyumuz hep 2 metreler civarında değil. Boy yükseldikçe obezite sıklığı azalıyor, prevalansı azalıyor ama boyumuz düştükçe de kişinin obez olma olasılığı artıyor. Basit hesaplayıcılarla bunu internetten çok rahat hesaplayabilir izleyicilerimiz. 30'un üzerinde çıkıyorsa o kişi obezdir. Evet. Peki durum nedir? Evet, durum çok iç açıcı. Bu hastalıkla ilgili çünkü obez artık en son durum obezite, öyle değil mi? Hani çok kiloludan daha da kilolu kişilerden bahsediyoruz. Durum çok iç açıcı değil maalesef. Tüm dünyada öyle, Türkiye'de de öyle. Yapılan istatistikler, bizim Sağlık Bakanlığı istatistiklerimiz, Türkiye'de yapılan çalışmalar beden kitle indeksi 30'un üzerinde olan, yani obezite olan kişi prevalansının %30 olduğunu gösteriyor. Yani her 3 kişiden birisi neredeyse Türkiye'de obez. Dünya da bu şekilde. Yani dünyanın 1/3'ünü etkileyen, aslında bir konumuz tabii ki Covid pandemisi değil ama bu da bir pandemi. Tabii ki Covid pandemisi hemen insanların hayatına mal olduğu için tabii ki çok daha ön planda tutulan bir konu. Ama obezite de getirdiği ek hastalıklarla birlikte kişiyi yavaş yavaş ölüme sürükleyen, kronik hastalıklara yol açan ve erkeklerde 12 yıl, kadınlarda 8 yıl ömrü kısaltan çok önemli bir hastalık. Bir pandemi kadar yaygın diyorsunuz. Yaygın, pandemiden daha da yaygın. Şu an Covid dünyanın 1/3'ünü etkilemedi ama obezite yıllardır dünyanın 1/3'ünü etkileyen gerçek anlamda bir sağlık sorunu. Oldukça ciddiye alınması gereken çok bir rahatsızlık. Bir sorun. Peki neden sizce obezite artıyor ve neden toplumlar giderek obezleşiyor? Neden kötü besleniyoruz? Neden bir kısım bu kadar açken başka bir kesim bu kadar kilo alıyor, hastalanıyor? Açlığın olduğu dünya ülkelerine baktığımız zaman aslında endemik bölgeler. Yani açlık dünyanın geneline yayılmış bir sorun değil. Bazı ülkeler ve bazı coğrafyalarda hakikaten çok ön planda olan bir sorun. Ama dünya geneline baktığımızda obezitenin neden arttığı, maalesef gıda endüstrisi çok gelişmiş bir endüstri. Ve gıda endüstrisi ayakta da durabilmek için çok fazla düzeyde ürün satmak zorunda. Bu ürünlere içerikleri, ürünlerin daha fazla satılabilmesi için konulan tatlar, tatlandırıcılar, özellikle son dönemde mısır şurubu adını verdiğimiz corn şurubu olarak da ifade edilen fruktoz içerikli gıdaların artması, ki biz bunların hepsini paketlenmiş tüm gıdalarda görüyoruz. Fast foodların hepsinde görüyoruz. Dünya çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Maalesef beslenmeyi de hızlı bir şekilde halletmeye çalışıyor. Hızlı beslenme için gıdaya çok çabuk ulaşması lazım. Gıdalarda, çabuk ulaşılan gıdalarda maalesef hem raf ömürlerinin uzatılabilmesi için hem de dediğim gibi tatlarının daha fazla insanlara hitap edebilmesi için kullanılan şekerlerin yavaş yavaş kimyasal boyutta insanlara zarar vermesi obeziteyi giderek bir ciddi halk sağlığı sorunu haline getirdi. Evet. Yani bir de tabii ki egzersizden de uzaklaşıyoruz. Belki çok çalışıyoruz, kendimizce öyle düşünüyoruz ama bu egzersiz değil, yorgunluk oluyor. İkisi çok farklı şeyler. Egzersizden uzak bir yaşam da sedanter yaşam dediğimiz yaşamda, yani masa başı işler, sürekli masa başı aktiviteler de hareketsizliği artırarak obeziteyi tetikliyor. Bu dönemde özellikle değil mi? Özellikle. Covid-19 evet. Pandemisi sürecinde. Bir dönem insanlar evlerinden dahi çıkamadık, biliyoruz, karantinalar vesaire. Çok hareketsiz bir hale geldik. Evet, özetle kötü besleniyoruz evet. Ve çok tüketiyoruz. Çok tüketiyoruz, aynen. Bu işte bir de hareketsiziz. Evet. Bunların üçü birleşince obeziteyi artırıyor. Ve bir alışkanlık haline gelince belki de. Aynen. Tabii ki genetik faktörler vesaire de var ama inanın genetik faktörler bu işin çok daha düşük bir kısmı. Çevresel faktörler dediğimiz asıl, yani beslenme. Yani bir kişi aldığı kalori, yaktığı kaloriden fazlaysa mutlaka kilo alıyor. Yağ olarak bu depolanacak bir fiziki kural. Evet, bu basit kuralı aklımızda hep bulundurarak evet. Belki de yaşamamız gerekiyor. Evet, hep dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de tabii obezitenin kendi büyük bir rahatsızlık ama vücuda verdiği başka rahatsızlıklar, başka zararlar evet. Da var, öyle değil mi? Evet, yani bu ömrü kısaltıyor demiştim konuşmanın başında. Yani ömrü nasıl kısaltıyor? Getirdiği hastalıklar nedeniyle. Obezite aslında bir bütün. Tepeden tırnağa tüm sistemleri alt üst ediyor. Yani basit bir baş ağrısından kişinin kalp krizi geçirmesine neden olacak kadar bir damar hastalığı patolojisine kadar uzanan spektrumda çok geniş bir hastalık serisine neden oluyor. Şimdi anlayacağımız türden şöyle anlatabilirim. Kronik hastalıklardan şeker hastalığı, obeziteyle çok yakın ilişkili, hipertansiyon keza öyle. Bunlar düşünün, kronik hastalıklar ömür boyu sizde kalıyor. Eğer kilo vermezseniz kat ve kat giderek hastalığın şiddeti artarak devam ediyor. Uyku apneleri, solunum sistemi problemleri, karaciğer yağlanmaları, safra kesesi taşları ve bunların da dışında kanser sıklığını artırıyor. Obezite ile kanser çok yakın ilişkili. Bu ömrü işte bu şekilde kısaltıyor. Hangi kanserler? Tabii ki bizim hormon bağımlı kanserlerimiz. Yani kadınlarda meme kanserleri, yumurtalık kanserleri, rahim kanserleri. Bir diğer hormon bağımsız kanser, kalın bağırsak kanseri, mide kanseri, bunların hepsi obeziteyle çok yakın ilişkili. Pek çok hastalığın temelinde aslında obezite var. Obezite var. Ve toplumun 3'te 1'ini etkileyen bir hastalığın getirdiği bulgulardan bahsediyoruz. Çok ciddi sorunlar. En temel olarak bahsettiğiniz gibi işte şeker, tansiyon, evet, kalp, evet. Karaciğer yağlanması gibi problemler. İnanın, belki de tüm obezite hastalarında evet. Görülüyor herhalde, değil mi hocam? Giderek artan sıklıkla görülüyor. Zamanla artıyor. Gençler, belki genç obezler bunları görmüyor ama bir 5-10 yıl sonra bu sistem rahatsızlıkları yavaş yavaş ekleniyor. Omurga rahatsızlıkları, diz ekleme problemleri, kalça problemleri ve giderek hareketsizliği de tetikliyor. Yani böyle bir kısır döngü içerisine giriyor kişi. Evet ama neyse ki çözümü var. Hiçbir şey için belki de geç evet. Değil. En güzeli tabii ki önlemini almak, aynen. Buna göre yaşamak, koruyucu hekimlikten de belki sonrasında vaktimiz evet. Kalırsa bahsederiz evet. Ama şu anda bu hastalıkla mücadele edenler veya yakınları bu hastalıktan evet. Muzdarip olanlar için ne gibi tedavi seçenekleri sunuyorsunuz siz hekimler? Evet. Biraz koruyucu hekimliği çok hafif vurgulayayım buyur. İsterseniz. Yani burada en önemli şey kişinin obezleşmemesi. Kişinin obezleşmemesini sağlayacak şey eğitim. Yani ailenin beslenme eğitimi. Çünkü aile bir fast food şeklinde besleniyorsa çocuk hiçbir zaman "Aa, bunlar çok sağlıksız, ben sağlıklı bir gıda tüketmeliyim" diyemez. Çocuk anneyi babayı taklit eder. Dolayısıyla önce halkın eğitimi, çocukların da okullarda sağlıklı beslenme adı altında, bizim Sağlık Bakanlığı'yla da o tür projelerimiz var. Sağlıklı beslenme adı altında mutlaka ders programlarıyla çocukların düzgün beslenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü obez olduktan sonra işler çok zorlaşıyor tedavi kısmında. Kolay değil hiçbir tedavi yöntemi. Kabaca hangi tedavi yöntemleri var elimizde? Diyet var. Diyetisyenlerimizin uyguladıkları diyetler. Şimdi bu diyetlerin İlk adım diyet. Öyle değil mi? Mutlaka diyet programlarına hastaları alıyoruz ki hasta diyete uyabiliyor mu? En azından o öngörüyü elde etmemiz gerekiyor. Diyet ne kadar başarısı var diyetle kilo kaybının dersek, biz burada bir de anahtar noktamız kilo kaybı değil aslında. Sürdürülebilir kilo kaybı. Yani kişinin 10 kilo verip 2 hafta sonra tekrar 10 kilosunu alıyorsa bu bir başarı değil. Sürdürülebilir kilo kaybı kişinin verdiği kiloları uzun dönemler muhafaza etmesi. Yani kişinin hayat boyu sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi. Bunu sağlayabilen yöntemler işte çok fazla değil. Diyette ne kadar başarı elde ediyoruz? Maalesef %1-3. Yani sürdürülebilir kilo kaybı. Çünkü kişiye bağlı değil mi? Çok düşük oluyor. Bu kadar da uyaran olunca kişi diyet yapmakta, diyete uymakta zorlanıyor ve çok çabuk diyeti bozuyor. Bunun dışında elimizde bazı ilaçlarımız var ama ilaçların da kilo vermede etkileri olduğu gibi yan etkileri de var. Ve kronik kullanılamıyor, yıllar boyu kullanılamıyor bazı zararları nedeniyle. Ve verdirdikleri kilolar da fazla kilolarımızın maksimumda %10'u. Yani 50 kilo fazlanız olduğunu düşünün. %10, 5 kilo ediyor. Yani ilaçla da çok ciddi bir başarı elde edemiyoruz. Dolayısıyla diyet ve ilaç elimizde yavaş yavaş kaydığını görüyoruz bu konuşmayla. Geriye obez olduktan sonra seçenek ne kalıyor diye sorarsanız, maalesef artık girişimsel işlemlere hastalar işlemleri yaptırmak durumunda kalıyorlar. Bunlardan isterseniz kısaca ben alt başlıklarını söyleyeyim size. Bunlardan bir tanesi mide botoksu. Çok son yıllarda popüler de bir konu haline geldi. Bir diğeri mide balonu uygulamaları. Ve bir de tabii ki bunların da ötesinde bir cerrahi. Cerrahi herhalde ayrı bir başlık altında konuşacağız birazdan. Ama botoksla İsterseniz botoksla evet, o zaman başlayalım. Botoksla ilgili ben... Son zamanlarda tabii sosyal medyanın etkisi çok var. İnsanların evet, aslında bir an önce kilo verme isteği bu var. Ameliyatların çok evet, yaygınlaşması ve tabii çok kötü sonuçları da duyuyoruz, görüyoruz. Evet, biraz sonra bunlardan da bahsederiz ama sanki çok kolaymış. Hemen işte bir mide ameliyatı olayım, tüp mide cerrahisine başvurayım, kilo vereyim gibi. Ama bu işlerin çok ciddi işler olduğundan da bahsedeceğiz. Evet. Önce isterseniz mide botoksuyla başlayalım. Evet. Mide botoksunda ne yapıyorsunuz? Nasıl bir tedavi, etkili mi ve kimlere uygulanıyor? Şimdi mide botoksu yaklaşık 10 yıldır aslında dünyanın gündeminde kabaca. Etkinliğini gösteren çalışmalar olduğu gibi etkin olmadığını gösteren çalışmalar da var. Yani akademik anlamda konuştuğumuz zaman mide botoksunda da kişi bağımlı sonuçları görüyoruz. Aslında bu uygulanan işlemlerin hiçbirisi bir sihirli değnek değil. Biraz önce de söylediğiniz, hastalar bizlere geldiği zaman bir mucize bekliyorlar. Yani hekim bize sihirli değnekle dokunsun ve biz bir gün içerisinde o çocukluktaki kilolarımıza kavuşabilelim beklentisi içindeler. Bu kolaycı yaklaşım aslında hastaların unutması lazım. Çünkü bu kolaycı yaklaşım aynı zamanda tedavi sonrasındaki uyumu da bozuyor. Bunun öncelikle ciddi bir iş olduğunu, hayatı kısıtlayıcı, süreyi azaltıcı, yaşam süresini azaltıcı bir işlem olduğunu, ciddiyetini hastaya anlatıp bununla nasıl mücadele etmesi gerektiğini tek tek anlatıyoruz hastalara. Ve mide botoksu özeline gelecek olursak, herkese mide botoksu yapılmalı mı? Değil tabii ki. Kişi mutlaka kilolu ya da obez statüsünde olacak. Ve daha önce diyet programların ile de kilo vermiş ama daha sonra kilo almış, yani onlara bir uyum sağlayamadığını görmüş olduğumuz hasta profilinde deniyoruz mide botoksunu. Yani önce diyetle, egzersizle ve ilaçlarla başlıyorsunuz. Evet. Eğer bunlardan yanıt alınamazsa cerrahiden bir önceki yöntem mi mide botoksu? Orada da kavram şu, aslında cerrahinin hiçbir zaman yerini tutamayacak bir yöntem. Yani hasta ne kadar obezse mide botoksunun etkinliği o kadar düşüyor. Ortalama kilo kayıpları mide botoksunda 12 kilo civarında. Yani 50-60 kilo fazlası olan bir kişi için mide botoksu çok başarılı bir tedavi yöntemi değil. Bizim kilolu ya da klas 1 obezite dediğimiz 30-35 aralığındaki obez hastalar, ki bunların zaten ameliyat indikasyonu yok. Bu grup ameliyat edilmiyor. Bu grupta bir seçenek olarak hastaya sunabiliyoruz. Yani çok ileri seviyeye henüz ulaşmamış hastalar. Aynen. Çok ileri seviyede, yani obezite cerrahisi geçirecek kadar kilosu olan kişilerde mide botoksunun etkinliği düşük. Ama bazı hastalarımız, siz de biraz önce söylediniz, korkuyorlar, kötü sonuçlar elde edeceğini düşünüyorlar ve cerrahi olmak istemeyen hasta profilimiz de oluyor. Onlar için de bir seçenek olarak hastaya sunabiliyoruz. Çünkü elimizde dediğim gibi başka seçenek kalmıyor. Obezleştikten sonra seçeneklerimiz çok zor, az. Peki nasıl bir operasyon? Hızlı bir sonuç alınıyor mu ya da iyileşme kısmı? çok zor oluyor mu? Mide botoksu dediğimiz işlem aslında endoskopiyle, sedasyon dediğimiz çok ağır bir anestezi değil, hafif bir anesteziyle yapılan yaklaşık 5-6 dakika süren çok basit bir işlem. Hı hı. İşlemden sonra hasta zaten 15-20 dakika sonra üniteden, yani endoskopi ünitesinde yapılıyor, bir ameliyathane ortamı da şart değil. 15-20 dakika sonra üniteden ayrılıp gidebiliyor. Yani bildiğimiz botoksun mideye yapılan versiyonu. Şekli. Tek farkı, hani bizim yüz botoksunda bir sedasyon, anestezi ihtiyacımız yoktur. Orada hafif bir anestezi ihtiyacı oluyor. Etkinliği diğer botokslar gibi aynı ilaç olduğu için 4-6 ay sürüyor. Yani 4-6 ay boyunca mide hareketlerimiz azalıyor. Midede erken tokluk hissi yaratıyoruz. Ve bu sayede insanlar verilen diyete daha rahat uyuyor. Yani botoks eşittir diyet. Diyetsiz bir botoks uygulaması yok. Hastalar soruyorlar çünkü, ben botokstan sonra her şeyi yiyebileceğim değil mi diye. Öyle bir dünya yok. Yani botoks artı diyet. Niye botoks yapıyoruz? O diyete uyamadığı için, diyete rahat uymasını sağlatabilmek adına mide botoksu uyguluyoruz. Destekleyici bir işlem aslında. Aynen, destekleyici. Ve dediğim gibi kilo çok artarsa, yani cerrahi geçirecek düzeyde bir kilosu varsa, mide botoksunun etkinliği bu grupta düşük. Evet. O zaman biraz da cerrahi işlemlerden isterseniz bahsedelim. Günümüzde hangi operasyonlar uygulanıyor? Evet. Obezite hastaları için. Öncelikle isterseniz ben kimlere uygulanıyor ondan başlayayım. Evet. O çünkü çok net. Tüm dünyada çok net. Beden kitle indeksi, ilk başta anlattığımız tanım, 40'ın üzerinde hiçbir ek hastalığı olmasa da bu kişiler bariatrik cerrahi dediğimiz ya da obezite cerrahisi dediğimiz cerrahi adayılar. 40'ın üstü. 35'in üstü bir ek hastalık varsa, biraz önce de söyledim, tepeden tırnağa tüm sistemleri etkiliyor. Onlardan en az bir tanesi varsa 35'in üzerindeki grup da cerrahi için aday. 30-35 aralığında da, bakın giderek daha zayıf obezlere döndük. 30-35 aralığında da metabolik sendrom dediğimiz, yine ciddi yaşam ömrünü kısaltan, yaşam süresini kısaltan bir sendrom, hastalığı varsa, metabolik sendrom adı verilen, bunun içerisinde hipertansiyon var, diyabet var, hastanın kan, kolesterol, trigliserit yüksekliği gibi tanımları var. Bu metabolik sendromu olanlarda da beden kitle indeksi 30'un üstünde olan grupta ameliyat seçeneğini hastalarımıza sunabiliyoruz. Ama az bir kilosu olan veya sadece çok kilolu olan kişilere bu değil. Hiçbir cerrahi yöntemi önermiyorsunuz. Aynen. Yani bizim kilolu dediğimiz 25-30 aralığında ameliyat indikasyonumuz yok. Kesinlikle yapmıyoruz. Peki ne gibi işlemler uyguluyorsunuz? Şimdi tüm dünyada da en çok yapılan, Türkiye'de de öyle. Türkiye dünyayla zaten çok eş seviyede gidiyor. Hı hı. Yani tıp açısından çoğu ülkeden çok daha ileri seviyedeyiz. Bugün yurt dışından çok sayıda doktor konuklarımız geliyor. Bizden cerrahi teknikleri görüyorlar, konferanslarımıza katılıyorlar. Türkiye hakikaten sağlık alanında çok söz sahibi bir ülke haline geldi. Bizim de dünyanın da beraber ortak olarak söyleyeceğim en fazla yaptığımız ameliyat şekli, halk arasında da tüp mide adı verilen ameliyat. Tüp mide ameliyatı neredeyse bizim genel pratiğimizin %95'ini oluşturuyor. Yani yaptığımız her 100 ameliyattan neredeyse 95'i tüp mide ameliyatı. Çok formal bir ameliyat. Hastada hiçbir yer değişikliği, organ yer değişikliği yapılmayan bir ameliyat. Sadece midenin küçültüldüğü, midenin neredeyse %80'inin çıkartıldığı, midenin işte adı üzerinde tüp şekline getirildiği ve böylece alımın azaltıldığı bir ameliyat şekli. En yaygın olanı bu yöntem. Evet, en yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Ama sonrasında da yine hastalar dikkat etmeye veya belli bir beslenme yöntemini izlemeye devam ediyorlar, değil mi? Şimdi tüp midede de aynen söylediğiniz gibi mide botoksunda da bir devam süreci var. Yani bu bir sihirli değnek değil. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum ki burada kolaycı yaklaşım olarak hastaların bunu görmemesi lazım. Mutlaka ameliyattan sonra bir modifikasyon, yemek modifikasyonu, bir diyet alımı gerekli. Diyet zaman içerisinde değişen ve sürekli hasta, hekim ve diyetisyen kontrolünü gerektiren, ömür boyu sürecek bir uygulama. Çünkü biz mideyi tedavi ediyoruz ama olay sadece midede değil. Yani obezitede beyin aksında da bozukluklar var. O akstaki bozukluğu yenmek biraz zaman alıcı. Dolayısıyla kişinin sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Sağlıklı beslenmeyi de cerrahi sonrasında da, mide botoksu sonrasında da her kontrolde diyetisyen, hekim üçlüsüyle, hastayla birlikte buluşarak hastalara öğretiyoruz. Neleri yanlış yapmış, neleri doğru yapmış, yeterli kilo verebilmiş mi, diyetindeki fazlalıklar ne, eksiklikler ne, kan tabloları nasıl gidiyor? Bunların hepsi kontrol içerisinde takip ediliyor. Yani aslında yıllarca sürecek bir kontrole, takibe de hastanın hazır olması lazım. Çünkü bu cerrahiden sonra aslında ek, daha önceden var olan ek hastalıklar muhtemelen bir anda ortadan kaybolmuyor değil mi? Şimdi, o süreci de takip ediyorsunuz. Tabii. Şimdi bazıları bir anda kayboluyor. Yani mesela şeker hastalığı, tansiyon, bunlar neredeyse %80 oranlarında cerrahiden çok kısa bir süre sonra kabul edilebilir aralıklara geliyor kan değerleri. Ve bazı ilaçlarını, daha önce kullandığı ilaçlarını hasta kullanmamaya başlıyor. İnsülin ve şeker hastalarının kullandığı diğer şeker ilaçları. Tansiyon da öyle. Üçlü dörtlü ilaçlar alırken bir anda ilaçlarını bırakabiliyor ya da tekli ilaç haline gelebiliyor. Kan yağlarını düşürücü ilaçlar öyle. Dediğiniz gibi bir kısmı da hemen çözülmüyor. Örneğin eklem problemleri. Yani yıllardır o eklemlere yük binmiş. Ameliyattan sonra o eklemlerin düzelmesini beklemiyoruz. Ama kilo verdikçe o eklemlerdeki rahatlığı, rahatlamayı, hareketteki rahatlamayı hastalar çok net görüyorlar. Ve daha rahat toplum içerisine çıkıp hareket edebiliyorlar. Çocuklarıyla ilgilenebilir hale geliyorlar. Bir kısmı hemen çözüm elde edebiliyor. Ama bazı sağlık sorunlarını da zaman içerisinde çözüm oluyor. O zaman son olarak burada çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Cerrahi yöntemlerden sonra da belli bir programın uzmanlar dahilinde devam ettirilmesi gerektiğini ve oldukça da aslında ameliyatlar başarılı ve faydalı ama komplikasyonlar olabiliyor mu? Kimlerde oluyor? Kısaca bununla ve son tavsiyelerinizle yavaş yavaş sohbeti sonlandıralım. Obezite cerrahisinden sonra bizim başarımız %80. Önce onunla başlayayım. Yani %80 başarı derken %20 hasta 2 ila 4 yıl ameliyattan sonraki 2 ila 4 yıl içerisinde, yani bu her 5 hastadan biri demek ve bunlar kontrolsüz grup genellikle, yani hekim kontrolünü bırakmış. Ameliyattan sonra kilo vermiş, tekrar eski kötü beslenme alışkanlıklarına dönmüş grup. Bu 5 hastadan birinde tekrar kilo artışı oluyor. Bir kere başarı %80 oldukça iyi. Hatırlarsanız diyet ve davranış tedavileriyle bunun %1-3 aralığında kaldığını söylemiştim. Bu tabii ki inanılmaz bir başarı olduğu için tüm dünyada çok fazla sayıda yapılıyor. Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ameliyat edilen hasta sayısı 250.000. Çok ciddi bir rakam. Türkiye'de 40.000 rakamından bahsediliyor. Bu da Türkiye için çok büyük bir rakam. Nüfusu oranlarsak aslında kabaca eşitlenmiş oluyor. Şimdi bu ameliyatlar mutlaka ehil ellerde, iyi yetişmiş ellerde, komplikasyonları tedavi edebilecek merkezlerde yapılması gereken ameliyatlar. Dolayısıyla deneyim çok önemli. Deneyimli ellerde bu ameliyatlarda gördüğümüz komplikasyonları sıradan başka ameliyatlarda gördüğümüz komplikasyonlarla oranları eşit. Yani daha komplike ameliyat değiller. Ama burada mutlaka yine söylüyorum, deneyimli merkezlerde yapılmış ameliyatlar. Bu kesinlikle çok önemli. Uzman ellerde yapılması gereken ve aslı gerekmedikçe de yapılmaması gereken ameliyatlar öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Yani olmaması gereken bir kişiye asla ameliyat yapılmaması lazım. Bu çok önemli. Maalesef duyuyoruz biz onları çünkü. Bir de dediğim gibi eğer bir komplikasyon hastada çıkacaksa onu tedavi edebilmesi lazım hekimin. O yetenekte, o yetide olması lazım. Dolayısıyla komplikasyonlar günümüzde diğer cerrahilerden daha fazla değil. Bir safra kesesi cerrahisinde, bir mide kanseri cerrahisinde gördüğümüz komplikasyonlar, aşağı yukarı obezite cerrahisinde gördüğümüz komplikasyonlar. Oranlar açısından bir fark yok. Son olarak hani ne tavsiyemiz var derseniz, obezleşmeyelim. Yani en önemli konu bizim çocuklarımızı çocukluk çağlarından itibaren sağlıklı beslenmeye adapte edebilmemiz lazım. İş obezite kısmına gelince ucunda cerrahi seçenek şu anda altın standart seçenek. Ama işler zorlaşıyor. İşler zorlaşıyor hasta için tabii ki. Bir cerrahi geçirmesi gerekiyor. Obezleşmeden toplumumuzu ayakta tutmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel mesajlar ve çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Bugün Sağlıklı Günler programında meme, endokrin ve obezite cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sayın Volkan Genç konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı Günler programının sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.